other kids with a pound of cakes. Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün sizlerle dünyadaki en zengin gençleri, en zengin çocukları, en zengin veletleri inceleyeceğiz. Daha önce en zengin YouTube'la ilgilenenleri incelemiştik. 4 milyon hatta 10 milyon 20-30 milyona çıkanlar olmuştu dolar olarak. Şimdi milyon dolarlar değil de milyar dolarlara kadar çıkan şanslı veletleri inceleyeceğiz. Aynı zamanda çocuklar da var. Hani kendi emeğiyle bir şeyler yapan da var. Ana baba parası yiyen de var. Ve bunların hepsi bittikten sonra da test çözeceğiz. Bakalım biz zengin olabilecek miyiz ileride? Çünkü merak ediyorum, bakalım doğruluk payı var mı bu testin? Çünkü ben gerçi ileride zengin olmak istiyorum. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. Videoyu henüz beğenmediyseniz de lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. 10.000 like'ı geçmeye çalışalım bu videoda. Ve henüz kanalıma abone değilseniz de aşağıdan abone ol tuşuna basarak abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hadi. Allah. Hadi videoya geçelim. Şimdi en başta Rico Rodriguez diye bir tane kendi başına bir şeyler yapmış oyuncu bir çocuk var. Ondan bahsedeceğim. Daha yeni 18 yaşına girmiş olmasına rağmen patlamasını 11 yaşında yaşamıştır. ABC sitcom Modern Family dizisinde oynarken o sıralarda TV'nin en ünlü şovlarından biriydi. Aktörlüğüne 8 yaşında başladı. Kendinden büyük ablası Rainey ile birlikte filmlerde ve televizyonda küçük rollerde oynuyordu. Modern Family 2009'da vizyona girince Rico 9 tane ödül almıştı oyunculuğundan dolayı. 2012'de ise Gerçek Hayat Kuralları isimli kitabını da yazarak ondan da iyi para kırdı. Şu anda net serveti 4,5 milyon dolar. Yani küçükken şanslı bir şekilde bir ajansın onu oyuncu yapmasıyla beraber milyoner oluyor. Şimdi sırada Jaden Smith var arkadaşlar. Zaten Will Smith'in oğlu, çoğunuz biliyordur Jaden Smith'i. Ondan bahsedeceğim. Zaten ama bildiğiniz gibi Jaden Smith zaten babası tarafından ünlü oldu. Babası olmasaydı o da ünlü olmayacaktı, bla bla bla. Jaden Smith zaten doğuştan şanslıydı. Çünkü çok büyük bir ismin, yani Will Smith'in oğluydu. Tamamıyla babasının izlediği yolu izlememesine rağmen oyunculuk kariyerine 8 yaşında başlamıştır. Ve babasıyla beraber başrol oynamışlardır. Ve bunların dışında gerçekten başarılı ve güzel giden kariyerinin diğer başrol filmleri ise Karate Kid ve After Earth dışında birçok dizi ve filmde rol almıştır. Ve 2013'te kendi giyim reyonunu oluşturmuştur. Müzik dünyasına da giren Jaden, Justin, Black Eyed Peas ve diğer ünlü isimlerle iş yapmıştır. Doğduğundan beri ailesinden dolayı ölene kadar hiçbir iş yapmasına gerek olmamasına rağmen kendi yolunu başarılı bir şekilde çizip kendi net kazancında 8 milyon dolar yapmıştır. Ama ne olursa olsun ailesi olmasaydı bu şanslara, bu opportunitylere sahip olamayacaktı. O yüzden bu şans değil de biraz aileden dolayı olmuş ama yine kendi büyük de bir payı var. Hani bu böyle bir şey, YouTuber bir arkadaşın var, onun sayesinde senin de abonen oluyor. Bu da aynı şey, mesela annen baban çok ünlü bir aile, onlar sayesinde ünlü oluyorsun. Aynı şey. Şimdi benim çok beğendiğim bir karı var, o karının kızından bahsedeceğim şimdi size. Oyuncu Salma Hayek ve iş adamı François Henry'nin 9 yaşındaki kızı Valentina Paloma genel olarak medyanın ışığının dışında, medyanın ışığından kaçırılarak büyütülmüştür. Buna rağmen annesiyle beraber kırmızı halıda birkaç kez bulunmuştur. Annesinin yanındayken paparazilerden de kaçamıyor zaten. Annesinin net geliri 80 milyon dolardır ve 1995'te Desperado'da oynayarak patlama yaşamıştır. Kızı ise Sosis Partisi isimli animasyonda seslendirmenlik yapmıştır. Valentina'nın babası ise Francis Holding'in CEO'sudur ve bu holding de birçok markaya sahiptir, Gucci gibi. Her neyse, küçük kızın net serveti ise 12 milyon dolardır. Yani Jaden o kadar çabalamasına rağmen bu küçücük çocuğun anadan babadan gelen parasını geçememiş. Şimdi Bill Gates deyince akan sular duruyor. Microsoft deyince akan sular duruyor, değil mi? Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin adamısın ve çocuklarına bakacağız şimdi. Çocukları hani düşünün, ne kadar paraları olabilir? Bill Gates'in çocuğunun dünyanın en zengin insanlarından biri olduğunu, Microsoft'ta ne derse onun yapılacağını düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. Bill Gates ölünce 76 milyar dolarlık servetini tamamıyla sahibi olan insanlara bağış. Ve 20 yaşındaki Jennifer, 17 yaşındaki Rory ve 14 yaşındaki Pop bunu hiç dert etmemiştir. 2016'da babasının yaptığı yardımın nelere tabir olduğunu çocuklarına göstermek isteyip onların babalarından gurur duyması ve ne güzel bir amaçla kullanıldığını bu paranın görmelerini istemiştir Bill Gates. Ve çocuklarına çok fazla para vermenin yanlış olduğunu düşünmüşlerdir. Bu yüzden çocuklarının her birine 10 milyon dolar vermişlerdir. Aman çocuklarıma çok fazla para vermeyeyim, para onların gözünü kör eder, 10'ar milyon dolar vereyim. Ama şaka bir yana, 10 milyon dolar az bile bence. Yani Bill Gates'in çocuğusun, baban kat trilyoner. Şimdi sırada Tom Cruise'un çocuğuna geçeceğiz. Tom Cruise'u da birçoğunuz biliyordur. Hadi başlayalım.
Halkın sevgilisi olan Tom Cruise gelmiş geçmiş en büyük yıldızlardan biridir. 20 yıllık çalışmasının üstünde aldığı her film çok riskli olup çok fena iş yapmıştır her biri. Millennium'dan önce de halka çok iyi hitap ediyordu, hala halka çok iyi hitap ediyor. Adam Mission Impossible'ın 5 filminde de rol almıştır zaten. Hem de başrol. Karısı Nicole Kidman'la 2 tane çocukları vardır. Kızı Suri 2016'da doğdu. Ve bundan sonra çok fazla zina olaylar oldu ya. Çok fazla karışık şeyler var. Yok onunla sevgili oluyor, yok ondan ayrılıyor, yok onunla evleniyor, yok şu oluyor, yok bu oluyor, yok şu oluyor. Direkt size sonucu söyleyeyim. 400 milyon dolarlık bir hasılatı var Tom Cruise'un. Yani Tom Cruise'un çocuğunun, ailesinin, anne ve babasının ve çocuklarının da net hasılatı neredeyse 13 milyon dolar. Amy ve Max Anthony 8 yaşındaki ikiz kardeşlerdir. Ki süperstar Jennifer Lopez ve Mark Anthony'nin çocuklarıdır bunlar. Çocuklarını ne kadar gözler önünden uzak tutmaya çalışsalar da People dergisine çocuklarının doğum fotoğraflarını 6 milyon dolara satmışlardır. Koki çocuk reklam kampanyasında foto modellik yaptıklarında ise daha 2 yaşındaydı ikizler. Babaları ise çocukları doğduğunda diğer ünlüleri de davet ederek 200 bin dolarlık bir parti yaptırmıştı. Bunlar 2014'te ayrıldı Jennifer Lopez'de ve bundan sonra Jennifer Lopez sürekli ikizleri Instagram'da paylaşmaya başladı. Adam 20 milyon dolar ederken Jennifer Lopez 20 yıldır solo popunun en iyilerinden olarak 300 milyon dolar ediyordu. Çocuklarına ortalama kişi başı 20'şer milyon kalıyor yani. Jennifer Lopez bildiğiniz gibi çok ünlü bir avrat. 300 milyon dolar gibi bir tane şeyi var, serveti var. Kocasının da 20 milyon dolarlık bir serveti var. Hani düşün, baban kadar servetin var senin. Pop'un krallarından olan Beyoncé ve Jay-Z'nin 4 yaşındaki kızı Blue Ivy Carter, babasının en başarılı rapçilerden biri olmasının yanı sıra 100 milyondan fazla albüm satması, 121 Grammy Awards alması ve çok başarılı olduğunun göstermesidir. Çok yanlış bir cümle kurdum ama demek istediğim şeyi anladınız. 600 milyon dolardan fazla hasılatı olan bu Jay-Z'nin ne ekmezse en başarılı pop sanatçısı Beyoncé da 450 milyon dolardan fazla kazanmıştır. Yani bunların ortak geliri 1 milyar dolardan fazla ve çocuklarına 30 ila 40 milyon dolar arası servet kalıyor. Şimdi benim en gıcık kaptığım elemana geldik. Başlıyorum. 13 yaşındaki Hasan Maroko'nun sıradaki taç sahibi olup sırada en önde geliyor. 6. Kral Muhammed'in en büyük çocuğunun hem taç sahibi hem de dünyada önde gelen şirketlerin sahibi olması da cabası. 2015'ten beri babasıyla bazı buluşmalara gitmeye başlayan ve bir çocuğa göre çok abartılı giyinip çok abartılı ilgi gören biri olup çıkıyor çocuk. Elini öpen mi dersin? Sırtını ovazlayıp kendi sırtında taşıyan mı dersin? Çocuk yaşta olmasına rağmen 1 milyon dolarlık serveti var. 1 milyon dolar mı dedim, pardon. 1000 milyon dolar. Yani 1 milyar dolar. 1000 milyon dolar. Prens William, Cambridge'de Kate Middleton ile evlenmesi 2011'in en büyük medya olayı olmuştur. 300 milyon insan bu evliliği televizyonda canlı olarak izlemiştir. Bu fotojenik çiftin çocukları Prens George ve Prenses Charlotte medyaya büyük rol oynuyorlardı. 3 yaşındaki George ve 1 yaşındaki Charlotte medyaya çok tatlı olmaları ve çok zengin olmalarından dolayı sürekli ön planda tutuluyordu. Ailenin net hissesi 87 milyon dolar olup küçük prensin 3 milyar, kardeşinin ise yani küçük prensesin 5 milyon dolardır. Daha çocuklar bokun ne olduğunu bilmiyor ve milyarderler. Helal olsun. Şimdi de hemen bizim zengin olup olamayacağımızı öğrenelim. Parayla ne yapacağız? Her şeyi boş ver, parayı çatır çatır ye. Dükkan aç, bahis oyna, şirket kur. Ya bilmiyorum. Bir şirket kuralım. Daha fazla para gelsin. Elindeki sermayeyle girebileceğin en iyi sektör internet. Nasıl bir şey yapacaksın? Oyun mu tasarlarım, sosyal ağ mı yaratırım? Sosyal ağ yaratabiliriz aslında ama sosyal ağ, yani sosyal ağdan bahsettiği Instagram, Twitter, YouTube gibi bir boksa bitti. Şansımız yok zaten, onlar alındı. O yüzden oyun tasarlayalım. Bunun için bir ekip oluşturmalısın. Tecrübeli ama yüksek maaş isteyen insanları mı ekip alalım, tecrübesiz ama zeki olduğuna güvendiğin arkadaşlarınla mı? Tecrübesiz ve zeki olduğuna güvendiğim insanlarla başlarım. Çünkü o tecrübeli insanlar da bir zamanlar tecrübesizdi. Kısa sürede çok güzel bir ürün ortaya çıkarttınız ve popülerleşti. Bir yatırımcı şirketin %20'sine karşılık 50.000 TL yatırım yapmayı teklif etti. Hayır diyorum, yani reddediyorum. Ekibin küçük ve güzel işler başarıyor. Ancak uygulamanın daha da popülerleşmesi gerekiyor. Reklama gerek yok, parayla ekibini gençler. Bütçeyi biraz ayır ve reklam yap tabii ki de. Reklamlar işe yaradı ve şirketin oldukça hızlı bir büyüme gösterdi. Yatırımcının dikkati senin üzerinde. %49'luk hissene karşılık 250.000 TL yatırım teklifi geldi. Reddet. Yatırımı kabul et. Tamam.
Bunu geçemedik. Zengin olamadık burada. Şimdi bakalım burada. Şans oyunlarından 500 bin TL kazandım. Bu paranı katlayarak milyonerliğe adım atma şansım var. Neye girerim? Film, oyun, kokoreççi, kumar, boş ver milyonerliği, parayı ez. Film sektörüne girerdim. Girdik, nasıl bir şey çekeceksin? Bir romana uyarla, özgün bir senaryo, çizgi roman, animasyon, özgün bir senaryo. Ne tür bir şey? Bilim kurgu. 500 bin liralık bilim kurgu. Acele ettin. Bak bunu sevdim. Bunu bir daha yapalım. Film sektörüne girelim bir daha. Ne yapalım? Özgün bir senaryo olsun. Komedi olsun. Ne yapalım biz? Öncelikle aylık gelirini bir öğrenelim. Ben öğrenciyim, sıfırım yani ben. Yerde 200 lira buldum diyelim. Bununla ilk ne yaparsın? 200 lira buldum. Valla kartıma yatırırdım. 200 lira bulsam evet yemem yani, çatır çutur yemem, direkt kartıma yatırırdım. Eninde sonunda zengin olacağını söylemiştik testin başında. Peki zengin olduğunda şunlardan hangisinde oturacağım? Çok zengin olduk, hepsi değişik şeyler. Şu çok hoşuma gitti, burada otururdum herhalde. Araban hangisi olacak? Ben fazlasıyla seviyorum yani Mercedes'i, Mercedes alırdım. Ne olmadan yaşayamazsın? Para, tutku, başarı, güç, ailem. Ailem olmadan yaşayamam. Hesabını kitabını iyi bilir misin? Yani nereye, ne kadar harcadığının farkında mısın? Tabii ki yani. Her gün, her neye harcarsan belli yani. Şu yabancı milyarlardan hangisi senin idolün olabilir? Donald Trump. Benim idolüm hangisi olabilir? Steve Jobs olabilir ya. Çok önemli ve zor bir soru var sırada. 10 milyon dolar nakit para, 10 milyon nakit para mı istersin yoksa geçmişe dönüp hatalarını düzeltmek mi? Sen parayı ver bana. Şimdi de bir klas tatil yeri seçmeni istiyoruz. Nereye gideyim tatile? Koba Sandık az güzele benziyor. Kayak lan, ben hep kayak yapmak istemiştim ama klas olsun. Koba Sandık'a gidelim. Evet. Son olarak senin en öne çıkan özelliklerinden birini söyler misin? Akılcı, idealist, şanssız, gerçekçi, çalışkan, eğlenceli. Şanssız. Bana piyango vuracak. Bu. Aha, şanslı numaraları söylüyoruz. Evet evet. Oradaki şanslı numaralara girdi ve milyoner oldu. Neyse arkadaşlar, şaka yapmanın bir yana, şaka bir yana. Niye cümle kuramıyorum ben? Şaka bir yana, umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın, dediklerine göre ileride milyoner de olacakmışız. Siz de girip şansınızı deneyin bakayım, milyoner olacak mısınız? Şurada çıkan video, tüm bu kırmızılıkların üstünde çıkan video. Harika bir video. Ama YouTube öne çıkarmadı o videoyu ya. Çok güzeldi ama öne çıkmadı. YouTube Allah rızası için öne çıkar şu videoyu. Bak çok güzeldi, çok uğraştım ya. Altında da kanalım var. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.